Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. 16. Türkiye Tiyatro Buluşması'nda ve Çeşme'deyiz. Yanımızda çok değerli tiyatro oyuncusu, sanatçısı Levent Üzümcü bulunuyor. Merhabalar Levent Bey. Merhaba. Öncelikle sizden 16.sı gerçekleştirilen bu buluşmaları bir kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Umarız ilerleyen senelerde de bu buluşmalar devam eder. Bu bağlamda bir değerlendirmenizi alabilirsem çok güzel olur. Ben bunu yıllarca profesyonelliğe adım atacak, o sırada tiyatro okullarında okuyan öğrenciler için düşünmüştüm. Çadırlarını alıp geldikleri ve elverişli ortamlarda bir arada ustalarının çıraklarıyla ilişki kurabildikleri bir sistem olarak düşünmüştüm. Zamanında, uzun zamandan beri düşündüğüm bir şey bu. Hem ürünlerini birbirlerine göstermeleri hem de tiyatro ve yapılışı anlamında tecrübeleri paylaşmaları için bir yol olduğunu düşünmüştüm bunun. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. 16. tiyatro buluşmasının genel konsepti amatör olarak tiyatro yapan ya da tiyatroya ilgi duyan insanlara hem tiyatroyu bir parça tanıtmak, tiyatronun teknikleriyle onları buluşturmak. Yıllardan beri sürüyor, 16 yıldan beri sürüyor. Bu çok önemli bir şey. Bir şeyin sürekliliği adına çok önemli olarak addediyorum bunu. Ve buraya gelen insanları tiyatroyla, çoğunu tiyatroyla tanıştırmak, çoğunu tiyatroyla pekiştirmek adına burada olmaktan da gurur duyuyorum. Teşekkürler. Şu anda Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin çok saygın isimlerinden Uğur Mumcu'nun katledilişinin 30. yıl dönümünde onun seslenişini ve hatta belki de uyarısını sahnelediğiniz Unutma Bizi oyunu var. Bu oyunun en başından sonuna kadar böylesine tarihi ve değerli bir anda bunu gerçekleştiriyor olmanın sizde yarattığı etkiyi ve hissiyatı biraz konuşmak istiyorum. Genellikle biz tiyatro oyuncuları bir işe girerken çok heyecanlanıyoruz. Onu düşünürken, projelendirirken çok. Bu benim tiyatrom, benim sahibi olduğum tiyatro ve Levent Üzümcü Tiyatrosu olarak Cumhuriyet'in 100. yılında 3 tane Cumhuriyet aydınına selam duruyoruz. Aziz Nesin Kabare, ben Türkan Saylan ve Unutma Bizi oyunuyla Uğur Mumcu. Belgesel bir tiyatro yapıyoruz. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Uğur Mumcu katledildiğinde Cumhuriyet'in 70. yılıydı ve Cumhuriyet o günden bugüne çok fazla yol kat edemedi maalesef. Bizler yeni yapılan yolların, barajların, köprülerin yani betonla ilişkili olan durumun işte burada gördüğümüz yeni sitelerin kurulmasının Çeşme'de, Bodrum'da ilerleyişi olarak görüyoruz Cumhuriyet'in. Hayır, Cumhuriyet bir kültür devrimidir kendi içinde. Kültür yönünden çok geriledik. Çünkü maalesef hayatın geçer akçesi para. Hayatın geçer akçesini para olarak gören insanların yarattığı bir dünyanın içerisinde kültür önemini ve değerini kaybetmeye başladı. Kültürün temel ocaklarından birisidir tiyatro. Biz tiyatro yaparak insanlara kaybettikleri ya da kazanmak zorunda oldukları şeyi hatırlatmaya çalışıyoruz. Uğur Mumcu bir değerdir. Çok önemli bir değerdir. Namus adına, adalet adına, insan vicdanı adına, toplum, kamu vicdanı adına çok önemli bir değerdir. Tıpkı Aziz Nesin'in, tıpkı Türkan Saylan'ın olduğu gibi. Bizim bu insanları görevimiz tanıtmak, anlatmak, gelecek nesillere bunu taşımak. Çünkü kültür elçisiyiz bizler. Bu toplumun var olan kültürünü tutmaya, bırakmamaya çalışıyoruz. Bu müthiş öğütücünün içinde kaybolup gitsin istemiyoruz. Çünkü müthiş bir yozlaşma içerisinde Türkiye, hatta dünya. Kapitalizm denilen sistemin çığlık çığlığa ölümünü görüyoruz. Ölüyor, can çekişerek ölüyor kapitalizm. Ama insanlar kapitalizme öylesine bağlanmışlar ki bunun da haricinde başka bir düzen olabileceğini düşünmek dahi istemiyorlar. Milyarlarca fakir insan bir gün zengin olacakları umuduyla ya da ertesi günü çıkarabilme umuduyla yaşayıp duruyor şu hayatı. Ama hayat sadece ve sadece sizin yemek yemenizden ibaret değil. Hayat sadece ve sadece gidip kahvede oturmaktan ibaret değil. Hayat, yaşadığımız hayat, bu hayatın bize yansıttıkları, adımlarımız, yürüyüşümüz, kabiliyetimiz pek çok şeye açık kılarken bizi
bu kahrolası sistem, bu çırpına çırpına can veren sistem bizi kendisine köle etti. Buna karşı dursun insanlar istiyoruz. Buna karşı bir araya gelsinler, tiyatroda aynı havayı solusunlar, el ele tutuşsunlar, kültürlerine sahip çıksınlar, dillerine sahip çıksınlar, kardeş gibi yaşamayı herkesle. Hep ayrımlardan bahsediliyor, ırksal ayrımlar konuluyor ama kadınla erkeğin temelde kardeş gibi yaşamasından bahsediyor. Bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği temelde herkes herkesle birlikte olamaz ki. Kardeşi olarak görmesinden bahsediyorum, görebilme yeteneğinden bahsediyorum. Her kadını ya da her erkeği bir cinsel obje olarak değil, insan olarak görebilmekten bahsediyorum. Toplumdaki bütün farklılıkları bitirin, sonuçta tek bir farka ihtiyacımız var insan ırkının devamı için. O da kadın erkek. Bizler hayatta omuz omuza yürümeyi becerebilmeliyiz. Bunun peşinde koşmamız lazım. Ama maalesef çok kirlendi her şey. Geldiğiniz etnik kökenle, dinsel inanışla, mezheplerinizle, yani doğumunuzda size takılan madalyalar uğruna, o madalyaları kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemiş olduğunuz madalyalar uğruna ömrümüz gidip elimizden uçuyor, akıyor. Onun içindir ki çok rica ediyorum buradan sesimin sözümün gittiği insanlara, kültürünüze lütfen sahip çıkın. Bunu milliyetçi bir duyguyla söylemiyorum, şövenist bir duyguyla söylemiyorum. Dilinize sahip çıkın. Bunun için çabalayın. Çocuğunuzu alın, sanatla buluşturun. Bir sergiye götürün. İlgisi varsa, ilgisinin olduğu sanata yönlendirin. Gerisi lafı güzel. Tam buradan içinde bulunduğumuz ekonomik krize biraz da değinerek bir kültürel bellek aktarımı olarak da tabii ki az önce sizin de değindiğiniz gibi sanatın ve kültür faaliyetlerinin onu da düşünerek böylesine ekonomik bir krizde dar gelirli yurttaşların ve özellikle öğrencilerin kültür sanat etkinlikleriyle buluşması belli bir seviyede sekteye uğradı ve uğrayacak gibi de görünüyor. Burada siz sanatçılar olarak bu sekteye uğrayan şeyi engellemek adına yaptığınız bir çalışma var mı? Belediyelerle ya da ilgili kurumlarla yaptığınız görüşmeler var mı? Şu an en üstünde durduğumuz şey gençlik ve çocuk tiyatrosu. Çocuklarınızı korumanız lazım. Her tiyatroya götürülmez. Çocuk oyunu önemli bir şeydir. Ödenekli tiyatro kurumlarına yine ehvenişer götürmenizi tavsiye ederim. Buradan bizi izleyenlere eğer tiyatroya götüreceklerse. Şöyle bir denge kuruldu. AKP faşizmi ister istemez toplumu büyük bir sermaye el değiştirmesine doğru itti. Kazandıkları ve ellerine geçirdikleri sermaye ile ne yapacağını bilemeyen bir grup insan yaşam kültüründen yoksun, kendi kültürüne uzak ve yabancı insanlara doğru kaydı sermaye. Bu insanlardan tiyatroya gitmelerini, bu insanlardan konsere, sergiye gitmelerini beklemek hayalcilik olur. Ve ne acıdır ki maalesef alım gücü düşen insanlar da sanat alıcıları. Onların alım gücü düştü. Bu sermayenin el değiştirdiği vahşilik içerisinde gerçekten sanatın alıcısı olacak insanlar paranın sahibi değiller artık. Bunun dengesini koruyabilecek sanat kurumları var ama maalesef devlet tiyatrosunun hali ortada. İşte bir turizmcinin yönettiği bakanlıkta çırpınıp duruyorlar bir şeyler yapmak isterken. Kendilerini orada kandırıyorlar. Lafı sözü olmayan, tiyatroyla uzak yakın ilgisi olmayan oyunlarla yaşamlarını idare etmeye çalışıyorlar. Varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü sizin benim gibi insanların alım güçlerinin karşılığıdır ödenekli tiyatro. Yani ucuza tiyatro. Ama ucuza tiyatro olmaktan çıkıp ucuz bir tiyatro olma yolunda gidiyor. Çok acı. Bu çok acı. Bu çok korkunç. Bir iki kurum kendisini kurtarabiliyor. O da yönetimlerle olan yakın ilişkileri nedeniyle ödenekli tiyatrolardan bahsediyorum. Örneğin şehir tiyatrosu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kimin yönettiğine göre repertuarı değişen bir tiyatro oldu. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi demokrasi güçlerinin elinde olduğu için şu an bizim yaptığımız oyunlara nispeten çok karışılmıyor. Dünya klasikleri yapabiliyoruz, bir Brecht yapabiliyoruz. Oturup
dünyanın problemlerini tartışmış olan yazarların lafı sözü olan oyunlarını canı yürekten sergileyebiliyoruz. Ama bugün itibariyle bir seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP faşizminin eline geçse bu oyunları sergileyemeyeceğiz. Yani tiyatroyu almakla yükümlü olan, tiyatronun izleyicisi olmakla övünen grubun gönül rahatlığıyla izleyeceği oyunlar yine halkın oyuyla dönüp dolaşıp bir bumerang gibi yine halkı vuruyor. Onun için bekliyoruz ki bir sonraki seçimi de demokrasi güçleri kazansın da tiyatro bir 5 yıl daha rahatlıkla oyun yapabilsin. Oyunlarına karışılmasın, repertuarına karışılmasın. O oyunları 5 liraya, 10 liraya, 25 liraya izleyecek olan seyirci o oyunları izleyebilsin, kendine sahip çıkabilsin, kültürüne sahip çıkabilsin. Bunun önüne geçmeye çalışıyor. İşte AK MHP'nin kurduğu bu faşizm. Yine bununla ilgili olarak şunu sormak istiyorum. Birçok kapanan özellikle özel tiyatrolar oldu. Hızla da devam ediyor bu kapanmalar. Ekonomik kriz sadece izleyicileri değil aynı zamanda o sanatçı emekçileri de elbette vuruyor. Bu noktada ödenekler ya da ne bileyim işte destekler noktasında vesaire ilgili kurumların yeterliliği veya yetersizliği üzerinden nasıl bir değerlendirme yaparsınız ve bu hızla kapanmalar devam mı edecek? Pandemi de bindi işin üstüne. Sadece ekonomik krizden bahsetmiyorum. Bir farkındaysanız asıl büyük tehlike sanatın alıcısı olan kesimin artık parasız bir kesim haline gelmesi. Asıl büyük tehlike bu. Yaşatamıyorlar. Sanatın sponsoru olarak izleyici sponsordur da aynı zamanda. Gider bilet alırsın. Özel bir tiyatroda oyunu izlemek istiyorsan 250-300 lira vermen lazım ki o tiyatro yaşasın. Sen sadece bir seyirci değil aynı zamanda bir sponsordursun da. Bunu da unutmamak lazım. Problem karşısında bulunduğumuz, yüzleştiğimiz problem bir değil. Devleti faşistler yönetiyor. Sanat umurlarında değil. Sanatçı umurlarında değil. Mümkünse o sanat ve sanatçılar yok olsun zaten. Çünkü hayatlarındaki hiçbir idealle buruşmuyor. Herkes kendileri gibi sahilde yürümekten keyif almasın istiyorlar. Herkes kendileri gibi ot gibi yaşasın istiyorlar. Herkes kendilerinin yaşadığı gibi yaşasın istemek mantığı bizi bugünlere getirdi. Ben hiç kimse benim istediğim gibi yaşasın istemiyorum. İnsanlar özgür olsunlar istiyorum. İnsanların tiyatroya gidebilecek, konsere, sergiye gidebilecek paralarını kazanabilsinler istiyorum. Böyle bir hayatları olabilsin istiyorum. Ben eğitimde, ben sağlıkta, barınmada ve beslenmede asgari müşterekleri oluşturmamız gerektiğini ve bunun çıtasının yükseklere taşınması gerektiğine inanıyorum. İnsanoğlu sadece bir konu üzerinde mutlak eşitlikle yükümlüdür. İnsan hakları ve adalet. Bunlar sağlansın istiyorum. Ben bunları istediğim için TUKAK'a ilan ediliyorum. Ben AKP faşizminin, AK MHP faşizminin karşısında durmaya devam edeceğim. Burası benim de vatanım. Ben bu vatana 2 tane çocuk yapmışım. 2 tane bu vatanın vatandaşı olan oğlum var benim. Onlar daha iyi, daha özgür bir ülkede yaşasınlar istiyorum. Bu faşizmin sonu gelsin istiyorum. Ben tekrar ediyorum. Hiç kimse benim istediğim gibi yaşasın istemiyorum. Ama benim istediğim gibi yaşamama izin verilsin istiyorum. Saygı çerçevesinde, adalet çerçevesinde. Çok teşekkür ederiz Levent Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim fikrimi sorduğunuz için. Buraya kadar gelip bizi tanıttığınız için. Teşekkürler. Teşekkür ederim.